3, 2, 1, yayındayız. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. 10 Haziran tarihlerimiz, saatlerimiz 18. Mehmet Akif Ersoy ben. Ana haberle karşınızdayız. Başlıklara bakıp hemen başlayacağız. İlk başlığımız Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ çıktı dedik ve sonrasında etkilerini de Belçika'da, Fransa'da gördük. Macron erken seçim kararı aldı. Bir meydan okuma mıydı? Bu ne anlama gelir? Rusya-Ukrayna Savaşı'nın burada tesiri var mıdır? Rusya bunu nasıl karşıladı? Hepsinin detaylarına bakacağız ana haberde. İkinci başlığımız İsrail'deki siyasi krizle ilgili istifalar var. İsrail'de 7 Ekim sürecinden bu yana ilk defa istifa haberleri aldık. Ateşkes görüşmeleri bir taraftan devam ediyor. Bu istifalar ve süreç bizi nereye götürür Gazze'de? Bunun da detaylarına bakacağız. İkinci dilimde Yunus Emre Erdoğan konuğumuz olacak, konuşacağız. Üçüncü başlığımızda çok tartışılan bir mesele. Şanlıurfa'daki köpekler üzerinden daha çok konuşulan, sosyal medyada belki gördüğünüz. Yani işin aslı astarı nedir çok merak ettik. Ben Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aradım. Hatta geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'daydım, kendisine sormuştum. Sonra meslektaşlarım beni aradılar. Ya öyle değil işte, görüntüler var dediler, görüntüler attılar. Ne oluyor Şanlıurfa'da? Ne yapılıyor? Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kasım Gülpınar konuğumuz olacak. Ana haberde kendisine soracağız efendim. Bu arada tabii bunun Şanlıurfa'dan Ankara'ya uzanan bir meselesi de var. Orada da gözaltılar ve tutuklamalar var. Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri bulundukları yerden alıp Ankara'ya getirmiş olan, hayvansever olduğunu ifade eden ama kuduz köpekleri de Ankara'da sokağa salan ya da saldığını söyleyen, arabaya doldurduğunu kendi kendine söyleyen falan. Böyle değişik bir durumdayız. Herkesin bu hususta bir hassasiyeti var. Farklı farklı noktalarda uzun zamandır içinden çıkılmamış bir konu, bir süreç. Ana haberde de konuşacağız Şanlıurfa üzerinden. 4 gün sürdü Avrupa Parlamentosu seçimleri, tamamlandı. Seçimlerden sağ partilerin güçlenerek çıktığı haberlerini paylaştık. Peş peşe Fransa Cumhurbaşkanı Macron meclisi feshetti ve erken seçim kararı aldı. Belçika Başbakanı De Croo da istifa etti. Haberden detaylarına bakalım. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Parlamentosu'nun 720 üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. AB ülkelerinde taşlar yerinden oynadı. Sandıklardan aşırı sağ güçlenerek çıktı. Liberaller ve Yeşiller büyük kan kaybetti. Resmi olmayan sonuçlara göre APD liderlik 184 vekil çıkaran Merkez Sağ Avrupa Halk Partisi EPP kaldı. Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi %30'dan fazla oyla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yaklaşık %15'lik oranla ikinci oldu. Macron sonuçlar karşısında parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı. 30 Haziran 7 Temmuz'da erken seçime gidileceğini duyurdu. Macron'un kararına ülkedeki muhalefet partilerinden "Biz hazırız" cevabı geldi. Yüzlerce aşırı sağ karşıtı gösterici sonuçlara tepki için başkent Paris'te sokağa indi. Gelecek yerel seçimler kapsamında solcu partilerin birleşmesini istedi. Belçika'da ise halk, AP seçimlerinin yanı sıra federal parlamento ve bölgesel parlamentolara milletvekili seçti. Seçimleri milliyetçi çizgideki ENVA göğüsledi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkesindeki genel seçimde partisi Flaman Open VLD'nin başarısızlığından duyduğu üzüntüyü dile getirerek istifa etti. De Croo, Belçika Kralı Filip'in istifasını kabul ettiğini açıkladı. Almanya'da ise iktidar ortağı partilerin oyları eridi. Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokratlar SPD tarihin en kötü sonucunu aldı. %13,9'da aşırı sağcı AfD'nin gerisine düştü. AfD ülkenin en büyük ikinci siyasi hareketi oldu. Şimdi gözler Scholz'un seçim sonuçlarına göre nasıl bir karar alacağında. İtalya'da ise sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi, aşırı sağcı İtalya'nın kardeşleri, AP seçimlerinden %27'den fazla oy oranıyla birinci parti çıktı. Meloni, sonuçların Avrupa'nın daha fazla merkez sağa bakıp pragmatik politikalar üretmesi anlamına geldiğini söyledi. Evet, Avrupa gitgide sağa kayıyor. Uzun zamandır konuştuğumuz bir mesele. Bu yakından da takip edilen bir konu. En çok takip eden ülkelerden birisi, kuşkusuz veya etkilenecek ülkelerden birisi Rusya. Parlamento seçimleri tüm dünyada izlenirken Moskova'dan gelen ilk açıklama
dikkat çekiciydi. Seçimlerden çıkan sonucun çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösterdiği belirtiliyor Kremlin'den. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede Rusya'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki güç dengesini ve Fransa'daki durumu yakından takip ettiğini belirtti. Peskov, sağ partilerin popülaritesinin artmasına yönelik dinamiklerin görüldüğünü kaydetti. Avrupa yanlısı partilerin güçlerini korurken sağ partilerin zamanla onlara yetişip geçebileceğini söyledi. Peskov, görünüşe göre çoğunluk gerçekten de Avrupa yanlısı ve Ukrayna yanlısı olacak. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun gelecekteki yapısının da analiz edilmesi gerekiyor dedi. Şimdi Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsun Avrupa Parlamentosu seçimlerini Brüksel'de takip etti. Seçim sonuçları tüm Avrupa'da şok etkisine neden oldu. Neler konuşuluyor? Nasıl etkileneceğiz? Seçim sonrası Avrupa ülkelerinin ne tür sonuçlar, Avrupa siyasetinin ne tür sonuçlar bekliyor? Bu soruların cevabını almak için Gizem'e döneceğiz. Bizi Brüksel'de bekliyor Gizem. Notlarını dinleyelim. Evet Akif. Gerçekten burada hava çok soğuk ve yağmurlu ama siyasette bir o kadar sıcak. Gün içerisinde birçok temasımız oldu. Pardon, bir şey mi söyledin? Hava soğuk mu dedim, hemen geliyoruz Gizem. Hava gerçekten inanılmaz soğuk ve yağmurlu. Ama bir o kadar da gerçekten hareketli bir gün geçirdik. Hem Avrupa Parlamentosu hem Avrupa Komisyonu'nda temaslarımız oldu. Biraz aktaralım. Şimdi öncelikle Avrupa Parlamentosu seçiminden bahsetmek istiyorum. Dün sona ermişti. Sandıklar dün kapanmıştı Türkiye saatiyle 12'de. 4 gün boyunca 370 milyon insan oy verdi AB vatandaşları ve 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu için oy kullandılar. Şimdi Bülten'de söylediğin gibi senin de aşırı sağ yükseldi ve bu birçok ülkede deprem etkisi yarattı elbette. Onlardan bir tanesi Fransa'ydı. Yine Belçika'da dün burada aynı zamanda genel seçimler yapıldı ve o da bugün Belçika Başbakanı'nın istifasıyla sonuçlandı. Büyük bir hezimet yaşadı çünkü Belçika Başkanı Alexander De Croo. %5,5 gibi bir oy oranıyla çıktı seçimlerden. Dün güzel geçen bir günün ardından akşam kameraların karşısına geçerek büyük bir hezimet yaşadıklarını, zor bir gün geçirdiklerini söyleyerek istifa kararı aldıklarını söylemişti. Bugün de öyle oldu. Krala sunduğu istifasını Belçika Başbakanı. Şimdi biraz Belçika'dan bahsetmek gerekirse burada hükümetin kurulması çok zor süreçlerden geçiyor. 3 bölgeye ayrılmış bir siyasi, parçalanmış bir siyasetten bahsediyoruz burada. Dolayısıyla aslında bu son hükümette, yani 7 partili bir koalisyondu bu ve 2 yıl sürmüştü kurulması. 2020'de kurulmuştu. Şimdi burada siyasi gelecek açısından ne bekleniyor? Yine karmaşık günler bekleniyor aslında. Biraz daha Avrupa Parlamentosu'nun etkilerine bakarsak yine söylediğimiz gibi aşırı sağın yükselişini gördük. Liberaller ve özellikle Yeşiller çok kan kaybetti bu seçimlerde. Her ikisi de 19-20 sandalye kaybettiler. Aşırı sağın yükselişi şaşırtıcı olmadı aslında çünkü bu bekleniyordu yani. Fakat şunu söyleyelim, bugün Türk yetkililerle de görüştüğümüz ve edindiğimiz bilgiler kadarıyla aslında Avrupa Parlamentosu'nda denklem değişmedi. Yani evet, aşırı sağ daha fazla sandalye kazandı ve bu ülkeler bazında çok etkili oldu. Fakat şu anda az önce haberde de verdiğiniz gibi Avrupa Halk Partisi birincilik konumunu koruyor. Ve Avrupa Halk Partisi'nin de Avrupa Komisyonu Başkanı olarak yine von der Leyen'i aday göstermesi bekleniyor. Yine arkamda Avrupa Komisyonu binasını görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde AB kurumlarının başkanları seçilecek. 5 yıl boyunca kimleri yöneteceği bu kurumları ve kimlerin görev yapacağı belirli olacak. Ama elbette burada Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin tercihleriyle yapacağı önümüzdeki günlerde açıklamalar çok belirleyici olacak. Çünkü en fazla bu 3 ülkenin sandalye hakkı var Avrupa Parlamentosu'nda. Nüfusa göre dağılıyor bu ülkelerin sandalye sayıları. Onlardan biri Almanya. Almanya'da AfD ikinci parti oldu, aşırı sağ partisi ve Başbakan Scholz'a büyük bir kayıp yaşatarak oldu. Fransa'da yine keza öyle. Aşırı sağ Le Pen %30'lara çıkardı oy oranını ve Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron %15'lerde kalarak parlamentoyu feshedip seçime gitme kararı aldı. Yine bu bir siyasi deprem etkisi yarattı. İtalya ise durum biraz farklı tabii. İtalya Başbakanı Meloni aşırı sağ partisiyle aslında günün en karlı isimlerinden biri. Önümüzdeki süreçte de yine bu Avrupa Birliği kurumlarında kilit rol oynayacak isimlerden birisi olacak. Gizem, bölüyorum ama ya, bölmedim galiba. İtalya zaten oraya doğru gidiyordu. Kendi içindeki seçim sonuçları da bunu gösteriyordu. Başka ülkelerde de çok uzun zamandır Avrupa'da sağın yükselişi diye konuşuyoruz. Neden şok etkisi yarattı? Yani şimdi bizi izleyen vatandaş için mesela Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor.
ne olacak abi, bize ne aşırı sağın yükselmesinden diyenlere ne deriz? Neden Rusya'da tedirginlikle karşılanıyor? Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi ne anlama girer, gelir? Nasıl bir endişe yaratıyor? Biraz belki bunlara da değinelim. Şimdi elbette aşırı sağın yükselmesinin belli başlı bazı nedenleri var. Zaten Avrupa ülkeleri bir süredir sıcak günlerden geçiyor. Bir süredir dediğim aslında 2 yıldan bu yana bahsediyorum. O da tabii ki en büyük etkisi Rusya-Ukrayna savaşı. Bu birçok şeyi tetikledi kıtada. Gerek Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımları, gerekse de büyük bir göç oranı yaşandı son 2 yılda. Ukrayna'dan 4,5 milyon vatandaşın diğer Avrupa ülkelerine göç ettiğini biliyoruz. Burada aşırı sağ yükselten tabii ki belli başlı etmenlerden bir tanesi de biraz göçmen karşıtlığı, biraz Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlardan ziyade ülkelerin kendi içerilerine dönmek istemeleri oldu. Dolayısıyla aslında burada bu noktada Ukrayna'ya bu süreçte ne gibi yardımlar yapılacak, yardımlarda kesintiye gidilecek mi gibi soru işaretleri çıkıyor. Ama yine şunun altını çizmek istiyorum. Burada edindiğimiz bilgilere göre denklem bozulmadığı için tüm bu süreçlerde çok büyük majör değişiklikler yaşanmayabilir deniyor. Fakat tabii ki elbette karar almada zorluklar çıkacak önümüzdeki günlerde Avrupa Parlamentosu'nda. Siyasi denklem önümüzdeki süreçte şekillenecek ve günün sürprizi aslında çok fazla bağımsız aday olmasıydı. Yani 45 kadar bağımsız milletvekili var. Onların ne yöne kayacakları çok önem taşıyacak. Dolayısıyla o aşırı sağın şu an etkilerini biz biraz önümüzdeki süreçte anlayacağız. İlgilendiren bir tarafı var mı? Efendim? Bizi ilgilendiren bir tarafı var mı? Bizi ilgilendiren bir tarafı elbette var. Çünkü Avrupa Birliği ile elbette bir yan yana yürüdüğümüz yollar var ama genel haliyle şu anda Avrupa Parlamentosu'nun yani denkleminin bozulmaması aslında bize doğrudan bir etki olmadığını söyleyebiliriz belki. Gizem, teşekkür ediyoruz. Bu arada Avrupa Parlamentosu ile ilgili çok önemli bir kurul, yani önemli fonksiyonları var. Gizem de söyledi. Şimdi nüfusu çok olan ülkelerin demokratik bir ortam düşündüğünüzde çok fazla parlamenteri orada Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili var. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olsa mesela orada en çok parlamenteri olan ülke Türkiye olacak herhalde. Bizim üstümüzde nüfusu olan yok gibi bir şey. Varsa da yakın vardır. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği'ne girmememiz için ya da bizi almamaları için bir gerekçe de bu olabilir. Bayağı orayı domine eder pozisyona falan gelirdi Avrupa Birliği üyesi olsaydı Türkiye. Avrupa Parlamentosu'nun önümüzdeki 5 yılı boyunca görev alacak, görev yapacak 720 üyesinin belirlendiği seçimler artık bitti. Şimdi bu parlamentonun, Avrupa Parlamentosu'nun görev ve yetkileri ne? Bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Haberimizden bunun detaylarına bakacağız. Thank you very much, Mr. Weber. Avrupa Parlamentosu'nda seçim maratonu bitti. AB kurumları arasında üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan AP için AB'nin 27 ülkesinden yaklaşık 400 milyon seçmen oy kullandı. 5 yılda bir yapılan seçimlerde parlamentoya giren milletvekilleri 15 Temmuz'a kadar yeni milletvekilleri çatı oluşumlar kurma çalışmalarına başlayacak. Bu koalisyonlar AB'nin yasama organının alacağı kararlarda söz sahibi olacak siyasi grupları oluşturacak. Yeni genel kurul seçim gündemi nedeniyle rafa kaldırılan yasa tekliflerini görüşmeye başlayacak. Yeni yönetim kadrolarının formasyon süreci de devam edecek. Gelecek 6 aylık sürede AB'nin yürütme organı, komisyon ve karar alma organı konseyinin yapısı da şekillenecek. Ağustos-Eylül aylarında birliğin en üst ve prestijli pozisyonu AB'nin yürütme organı komisyonunun yeni başkanı seçilecek. 2019'dan bu yana komisyon başkanlığı görevini yürüten Ursula von der Leyen'in yeniden seçilmesi muhtemel görülüyor. Üye ülkelerin liderleri tarafından nitelikli çoğunlukla seçilecek Avrupa Konseyi'nin yeni başkanı 1 Aralık'ta görevine başlayacak. Böylece yılın son ayına AB, gelecek 5 yılını yönetecek yeni isimlerle girecek. Efendim, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanlarından yürütülen operasyonlar hakkında bilgi aldı. PKK'nın Suriye'deki sözde seçimine de değindi. Güler, bu sözde seçim çabalarını kesinlikle reddediyoruz ifadelerini kullandı. Bakalım açıklamaya şöyle. Terör örgütünün Suriye uzantılarının Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sözde yerel seçim yapma gayretleri dikkat çekmektedir. Doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulanmaya çalışılmasıdır. Bu kapsamda terör örgütü tarafından bölgesel gerçekliklerle bağdaşmayan yapay terör devleti kurulmasının
bir aşaması olarak görülen bu sözde seçim çabaları kesinlikle reddediyoruz. Evet, Milli Savunma Bakanı'nın açıklaması kısaca böyle. Benzer bir mesele, aynı meselede benzer bir açıklama. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından da dün Doha'da düzenlenen Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları toplantısında yapıldı. 6. toplantıydı bu. Açılışta Hakan Fidan bir konuşma yaptı. O da bu meseleye değindi. Suriye'de uluslararası toplum DAEŞ'le mücadele veya sahte seçimler düzenlemek gibi farklı kisveler altında terörist ve ayrılıkçı gündemleri ilerletmeyi amaçlayan çabalara karşı özellikle dikkatli olmalıdır dedi Hakan Fidan. Artık tüm paydaşların Suriye konusunda ortak duruşlarını ortaya koymalarının ve daha geniş bir koordinasyon içinde hareket etmelerinin zamanı gelmiştir dedi. Çok kısa hatırlayalım. Terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde sözde seçim yapmaya kalktı. Türkiye kabul edilemez, yapamazsınız dedi. Amerika Birleşik Devletleri de birkaç gün sonra çok da müsait değil orası seçimlere şimdilik dedi ve akabinde terör örgütü Haziran'da yapmayı planladığı seçimleri Ağustos ayına erteledi. Biz tamamen iptal edilmesi konusunda çok net bir pozisyondayız. Müttefiklerimize de bunu açıkça ifade ediyoruz. Sosyal medyada 35 sokak köpeğini Ankara'ya taşıyan bir vatandaşın görüntüleri tepkilere yol açtı. Aralarında hasta hayvanların da bulunduğu belirtilen paylaşımın ardından Ankara Valiliği harekete geçti. Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı. Ankara Valiliği, hasta köpekler Ankara'ya getirildiği iddiası üzerine harekete geçti. Hayvanları getiren kişiler hakkında tutuklama talebiyle yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı. Sosyal medyada bir kullanıcı Şanlıurfa'daki barınaktan çok sayıda sokak köpeğini aracına alarak Ankara'ya doğru götürdüğünü anlatan bir video paylaştı. Üstelik iddiasına göre hayvanların bir kısmı hastalıklıydı. Paylaşımın ardından Ankara Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, emniyet güçlerinin konuyla ilgili çalışma yaptığı ve hayvanların bulundukları yerin tespit edildiği kaydedildi. Hayvanların veteriner hekim gözetiminde karantinaya alındığı belirtildi. Söz konusu hayvanları yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu. B.Ö. bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve hayvanları koruma kanununa muhalefet suçlarından tutuklandı. M.S.D. isimli şahsa adli kontrolle serbest bırakıldı. Efendim şimdi Şanlıurfa günlerdir tartışılan bir ilimiz bu meseleyle ilgili. Şanlıurfa'da bu arada bir kişiye saldıran köpeğin Kudüs çıkmasıyla karantina altına alınan mahallede gerginlik vardı. Farklı illerden kente gelerek protesto gösterisi yapan hayvanseverlerle mahalle sakinleri arasında arbede çıktı. 3 kişi gözaltına alındı. Habere bakalım önce. Hayvan insan yiyor insanı. Onu görmüyor musunuz? Kudüs köpeğinde ne var yani? Sen de yiyorsun. Hayvanseverler sahipsiz köpeklerin toplanmasını protesto etti. Mahalle sakinleri tepki gösterdi. Kudüs karantinasına alınan mahallede arbede yaşandı. Şanlıurfa'da 4 Haziran'da Mustafa Şeh'e saldıran köpeğin Kudüs olduğu ortaya çıktı. Batıkent mahallesi karantinaya alındı. Kudüs vakasından dolayı çok tedirginiz. Yetkililerden talebimiz bu hayvanların toplanıp aşı yapılması, güvenli bir ortamda muhafaza edilmesi. Muhtarın desteğiyle belediye ekipleri sahipsiz köpekleri topladı. Bu sırada bir köpeğe yapılan eziyet tepkilere yol açtı. Farklı illerden Şanlıurfa'ya gelen hayvan hakları savunucuları eylem yaptı. Buradan Cumhuriyet Savcılıklarına sesleniyoruz. Bu şehirde çok fazla toplu mezar var. Bu toplu mezarlara bu hayvanlar neden konuldu? Sen boğulan köpeği gördün. Tamam abla sen nasıl bana adamı gördün? Hayvan hakları savunucuları muhtarı da protesto etti. Ben dün taziyedeyken hayvanseverler gelip benim muhtarlığımı basmışlar. Ben bunlara şiddetle kınıyorum. Zaten hukuk süreci başlattım. Ben bunlardan davacı ve şikayetçiyim. Mahalle sakinleriyle hayvanseverler arasında arbede yaşandı. Gerginliğin ardından 3 kişi gözaltına alındı. Hayvanlar aç susuz. Şuranın haline bak. Şimdi efendim günlerdir aslında çeşitli aralıklarla Şanlıurfa ön plana çıktı. Başka illerde de benzer şeyler yaşanıyor ama Şanlıurfa'daki sürece dair çok şey tartışılıyor. Meslektaşlarımızdan ve arkadaşlarımızdan da zaman zaman yani Şanlıurfa'da köpekler uyutuluyor iddiası
çok yaygın gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşıldı. Gerçekten ne olduğunu merak ettik. Ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar konuğumuz. Kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz ana habere. Sağ olun. Efendim şöyle yapalım isterseniz. Siz ne karar aldınız? Sokak hayvanları ile ilgili şu anda uyguladığınız prosedür nedir? Ne yapıyorsunuz? Neden bu kadar tepki çekiyor Şanlıurfa? Evet. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tabii Akif Bey. Tabii şimdi tepki çekmesi hususuna gelince aslında tabii ibretle izliyoruz. Yani başta ben olmak üzere bir müddettir bir sanki algı operasyonu, farklı bir kampanya yürütülüyor gibi. Neden? Aslında neden böyle düşünüyorsunuz? Yani sosyal medyada yayınlanan, iddia edilen bazı şeylerin hiçbir şekilde bizimle alakası olmadığını görünce, fakat direkt hedef oklarına bizim belediye ve yani kendi şahsım olarak da tabii belediye başkanı olarak direkt belediye nezdinde hedefe oturtulmaya çalışılınca tabii burada insanın aklına ister istemez başka şeyler geliyor. Yani atılan tweetlere falan bakıyorsunuz, o sosyal medyada yapılan o algı operası. İşte biraz önce şu bakın şu görüntü, şu geçtiğiniz görüntü, evet. O vatandaşın, şahsın, köpeğin üzerine abanıp orada nefessiz bırakırcasına yaptığı muameleyi, buna resmi dernekler, federasyonlar, konfederasyon o kadar çok ki artık benim de kafam karıştı. Yani kim bu konuda yetkin, kim etkili, kim söz sahibi, bunu anlamakta da zorluk çekiyorum. Şimdi bununla ilgili etkin olduğunu düşündüğüm, çünkü ben de yeni yeni vakıf oluyorum bu yapılanmalara, etkin olduğunu düşündüğüm bir yapının başındaki şahıs benimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını iddia ediyor ve bulunmasını istiyor. Ne alakası var peki şu şahsın yaptığı olayla benim veya şahsımın veya Büyükşehir Belediyesi'nin ne alakası var? Burası neresi? Şanlıurfa mı burası? Nedir bu? Burası Şanlıurfa'ymış. Burası Şanlıurfa'ymış. Yani bu birileri çekmiş. Vatandaş zaten sonrasında açıklamayı da yaptı. Belediyeyle hiçbir alakası olmadığını, belediye personeli olmadığını, belediyede çalışmadığını, kendi tamamen geri dönüşüm işinde çalıştığını, işini dahi söyledi. İsmini, adını, soyadını açık bir şekilde kimliğini beyan etti. Neden böyle davrandığını söyledi, neden böyle bir şey yaptığını izah etti. Artık o bizi ilgilendirmez işin o kısmı. Ama bunu dahi çıkıp da Büyükşehir Belediye üzerinden, Şanlıurfa Belediyesi üzerinden bunu bir propaganda malzemesine dönüştürmenin ben şu anda mantığını yavaş yavaş aslında çözüyorum da çok o konulara girmek istemiyorum. Yani bir torbanın içinde cesetler bulunuyor. Bunu direkt bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorlar. Yani bizimle alakası olmayan ne kadar şey varsa tamamen dönüp olacak. Neden? Akif Bey onu sonra ilerleyen... O zaman şöyle yapalım mı? Sayın Gülkan. Yani beni yaslanıyorsunuz. Bu komplo teorilerine falan çok prim vermek istemiyorum. Ama sanki bilinçli bir tutum söz konusu gibi. Şöyle yapalım mı? Siz sokak hayvanlarıyla ilgili bir karar aldınız mı? Aldığınız karar nedir? Ne yapıyorsunuz şu an? Onu bir anlatın önce. Almaya gerek yok zaten Akif Bey. Şimdi ben seçimin başından beri Urfa'yı karış karış gezdim. Bir kere bu sokak hayvanları, başta sokak köpekleri, sadece hayvandan ziyade sokak köpekleri Urfa'nın her tarafını adeta istila etmiş durumdaydı. Ve gittiğim birçok yerde, bakın ben şunu hep söylüyorum. Evet ben gençlerin belediye başkanıyım, yaşlıların, engellilerin, kadınların, erkeklerin ama öncelikle ben çocukların belediye başkanıyım. Çünkü gelecek çocukların elinde olduğu için ben çocuklarla istişareyi, çocuklarla bu konuları müzakere etmeyi çok büyük önem atfediyorum. Ve ben gezdiğim dönemde inanın bana o kadar çok farklı çeşitli çocuk grupları gittiğim her yerde başkan seçilirsen bakın 10 yaşında 11 yaşındaki çocuklardan bahsediyorum. Bunların genel talebi hep şu oldu. Okula gidemiyoruz, çarşıya gidemiyoruz, bakkala gidemiyoruz, korkuyoruz, her taraf köpek dolu. Hakikaten bunu zaten görmemek mümkün değil. Şimdi tabii bunlarla ilgili bir çalışma yapmak lazım. 21. yüzyıl dünyasında 2024 yılına geldiğimiz bir dönemde şehrinin, sokaklarının, caddelerinin, ana caddelerinin bütün o yabancı yerli herkesin yoğun olarak yaşadığı yerlerde sokak köpeklerinin insanların arasından gezmesi hakikaten hoş bir görüntü değil. Yani bunu kabul eden olur, kabul etmeyen olur ama biz... Siz saldırgan olabilme ihtimalleri açısından mı söylüyorsunuz hoş görüntü? Sadece o ihtimal değil. Bakın bu ihtimaller üzerinden biz yürümüyoruz. Bunlar sağlıklı da değil. Sadece aşı yaptırmak da mesele, aşı yaptırmak da bitmiyor.
Bu sonuçta hayvanların biliyorsunuz ihtiyaçları var, dışkılama ihtiyaçları var. Yani bunların tabii temizliği var, hijyen olayı var. Şunu çok açık ve net soruyorum. Yani Avrupa'nın hangi ülkesinde gittiğinizde modern bir ülkede, Batı ülkelerinde sokakta başıboş hayvanlar görüyorsunuz? Nerede gördünüz? Yani bunu kim gördüyse çıkıp söylesin, biz şuralarda gördük. Ha bu demek, bakın şu demek değildir ki bu sokaklar burada geziyor diye bunlara kötü muamele yapalım. Burayı bakın çarpıtmasın. Heh, işte orası, ne yapacaksınız, ne yapıyorsunuz, ne karar aldınız, ne yaptınız, niye tartışıyorsunuz diye. Bakın, bizden önce bir tane Siverek ilçemizde yaklaşık 90 kilometre ötede bir barınağımız vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin. Bir de Urfa merkezde içinde hayvan hastanesinde olduğu ve arkasında rehabilitasyon alanının olduğu ama henüz faaliyete geçmemiş, özellikle rehabilitasyon alanının henüz faaliyete geçmediği bir alan mevcuttu. Biz derhal, mesela şunu duydum ben seçimden önce, bana şunu söylediler. İşte belediyede veterinerler var ama kısırlaştırma yapmıyorlar dediler bana mesela. Bu şikayet geldi, belediye içinden bu şikayet geldi. Ben dedim nasıl böyle bir şey olabilir? Yani veteriner orada niye istihdam ediyor? Bu maaşı ne için alıyor? Eğer orada kısırlaştırma yapmayacaksa bu veterinerin orada durmasının bir anlamı yok zaten. Şoförün arabayı kullanmaması gibi bir şey. Aynı şey. Şoför arabayı kullanmak istemiyorum diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Öyle mi gerçekten? Öyle miymiş? Öyleymiş yani. Onların söyledikleri öyleymiş. Bize söyledikleri ve veteriner eksikliği de vardı. Bakın aslında bunu biz bütün kamuoyuna duyurduk. Biz personel almayacağız. Aldığımız zaman kurayla alacağız. Herkesi adaletli bir şekilde alacağız. Ama bunu ilk defa açıklıyorum. Gelir gelmez benim aldığım tek ve son personel şu ana kadar istihdam ettiğimiz veteriner oldu. Biz 4 tane veterineri ya. Ha burada nasıl aldık? Mesela siz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuzdan beri hiç personel almadınız, sadece veteriner mi aldınız? Almadık. Bakın şu anda itfaiyeci ihtiyacım var. Her gün yangın oluyor. Bu sene tarla yangınları has safhada. İtfaiyeci arkadaşlarım artık yetişmekte zorluk çekiyorlar. Urfa'nın dört bir yanına. Şimdi itfaiyeci almamız lazım. Henüz itfaiyeci alamıyoruz. Maddi imkansızlıklardan dolayı. Park bahçelerde sıkıntı var. Havalar çok sıcak gidiyor. Çimler kurumaya başladı. Burada park bahçelerle ilgili sulamalar yapılması lazım. Park bahçe elemanı alamıyoruz henüz. Ama gelir gelmez benim yaptığım tek istihdam ve bunu da üniversiteye hiçbir şekilde torpil kayırma olmadan üniversiteden rica ettik. Veterinerlik fakültesinden rica ettik. Dedik ki en kıymetli, en becerikli, en başarılı tanıdığınız, bildiğiniz veterinerlerden bize 4 tane arkadaş gönderir misiniz diye. Ve biz bunları arkadaşları tekrar istihdam ettik orada. Bu sorun için sadece bütçe sıkıntıları olmasına rağmen veteriner aldınız. Sonra ne yaptınız? Ben soruna müdahale etmek için. Bakın geldiğim günden beri iki soruna ben direkt müdahale ettim. Direkt yani daha hiçbir şeye oturmadan, daha belediyenin envanterini çıkarmadan, belediyenin içinde ne var ne yok, nerede mal varlığı var, nerede kasada ne kadar parası var, şunları bunları borçlarını hiçbir şeyi çıkarmadan bir uyuşturucuyla mücadele, iki sokak hayvanlarıyla mücadele demeyeyim de yani bunların bir şekilde sorunun çözülmesi, normal düzeye, normal seyrine ulaştırılması. Peki ne yaptınız? Şimdi, niye kızılıyor size bu kadar? Uyuttunuz mu? Uyutuyor musunuz hayvanları? Hayır, böyle bir şey mümkün mü? Akif Bey bakın ben bunu defalarca söylüyorum. Dün de bir dernek geldi, federasyon geldi, onlara da aynı şeyi söyledim. Ben açık ve net kendimi burada iddia etmek veya ispat etmek durumunda değilim. Ben bir dönem daha belediye başkanlığı yapmayacağımı ben bütün kamuoyuna söyledim. Ben burada siyaset yapacak halim yok. İkinci dönemin hesabını yapıyor olsam çok açık bir şekilde herkesi kandırırım. Kamuoyunu da farklı şekilde yönlendiririm. Ben açık ve net söyledim. Bana seçimden önce arkadaşlar şu teklifle geldiler. Hayvanat bahçesi kuralım. Bazı vatandaşlar dedim kesinlikle bakın ben belediye başkanı olduğum müddetçe şayet seçilirsem bu şehir hayvanat bahçesi görmeyecek. Ben çocuklarımın yüzüne bakamam. Benim çocuklarım hayvanat bahçesinin dediğiniz zaman tüyleri diken diken olan insanlar. Ben bu şehirde hayvanat bahçesine vesile olursam, bunun kuruluşuna vesile olursam ben asla çocuklarımla barışamam bir daha. Bunu söylemiş bir adam. O hayvanları kafese koymamak için mi? Bu o hassasiyetten dolayı mı? İşte bundan dolayı. Dünyanın en modern hayvanat bahçesi de olsa benim çocuklarım belli bir yaşa ulaştıktan sonra, akılları erdikten sonra ben onları hiçbir zaman dünyanın birçok ülkesinde hayvanat bahçesini ziyaret ettiremedim. Sonuçta o da bir faaliyettir. Yani gittiğinizde peki, eğlenmek için. Yani bunu, bu hassasiyete sahip mi diyorsunuz? Kafese koymayacağım. Şanlıurfa'da sokak hayvanları uyutuluyor meselesi nedir? Nereden çıktı? Şöyle sorayım. Siz ne yaptığınızı söyleyin bize. Ne yapıyorsunuz efendim? Işte, veterinerleri aldınız. Uyutulma yok. Bakın bizden. Şimdi bunlar insan odaklı şeyler. Eğer bizden habersiz herhangi bir belediye personeli bir uyutma işi yaparsa, herhangi bir şekilde yanlış bir iş ve işlemde bulunursa biz zaten bunun hesabını sorarız.
Ama güzel. Benim 7/24 herkesi kontrol etmem mümkün değil. Yeni ama daha... asla böyle bir talimatınız yok. Doğru mu anlıyorum? Böyle bir şey olabilir mi Akif Bey? Ne demek yani? Benim kendi evde kendi köpeğim var. Ben Alman kurdum var. Benim Alman kurdu besliyorum ben. Yani benim bahçemde bu köpek, ben buraya geldiğimde ilk bu köpeği nerede yerleştireceğim, nasıl bir ortam ona hazırlayacağım diye ben ilk günden beri onun telaşı içindeyim. Sonuçta Ankara'dan ben buraya geçeceğim. Ben taşındım evet ama köpeğim de taşınacak benim buraya. Yani ben şimdi böyle bir insanı tutup da evde kedi var yani şimdi tutup da bunları uyutacaksınız diye kalkmışlar bana ayetlerden şuradan buradan. Bana ayette kimse gelmesin Allah için ya. Ya bu ayetleri biz Allah'a çok şükür herkesten çok iyi biliyoruz yani. Arkadaşlar ayet okuyorlar bilmem ne yapıyorlar bana başka değil. Biz bunları yapsak başka bir anlayışta böyle bir şey ayetle falan işte hadisle herhangi bir açıklama yapmaya kalksanız sizi tepe koyarlar. Laik ülke derler, laik cumhuriyet derler. Yani tamam laik cumhuriyet buna itirazımız yok ama şimdi hele hele benim gibi birine tutup da siz ayetle bunu farklı bir şekilde farklı bir noktaya çekerseniz bu yanlış olur. Ben size açık ve net söylüyorum. Hem inancım gereği hem vicdanım gereği ben kesinlikle herhangi bir hayvanın bu şekilde itlaf edilmesi, uyutulması, öldürülmesi ne derseniz adına ne derseniz deyin. Kesinlikle bir cana hiçbir şekilde kastedilmez. Bunu bana kimse anlatmasın. Bu cümleniz çok önemli. Yani bu meseleye yaklaşımınız asla hayvanların uyutulması, yani sokakta evet bunların bir düzene konulması lazım. Yöntem ne? Şu an ne yapıyorsunuz? Şanlıurfa Belediyesi ne yapıyor? Bakın topluyoruz. Toplayabildiğimiz hayvanları topluyoruz. Bu barınaklarda, şimdi bakın şunu da söyleyeceğim. Bugün meclisten yeni geçti. Biraz önce meclis toplantısındaydık biz. Evet. Müstakil bir daire kuruyoruz şu anda. Veterinerlik ve Halk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. Daha önce bu çevre koruma dairesi altında faaliyet gösteren bir şube müdürlüğüydü. Veterinerlik şube müdürlüğü. Biz şimdi bunu müstakil bir daire başkanlığı haline getiriyoruz. Çünkü baktım ki sistem bu şekilde işlemiyor. Ya takdir edersiniz ki ben de 2 aylık belediye başkanıyım. Yani hayatımda belediye başkanlığı yapmadım ben. Hayatımda bu kurumları bilmem. Ama geleceğim, göreceğim, oradaki eksiklikleri yaşayarak göreceğim, yaşayarak öğreneceğim. Şimdi çevre koruma daire başkanlığı altında ben bu hizmetlerin yürütülemediğini gördüm. Şu anda 3. defadır daire başkanlığı değiştiriyoruz biz orada. 2 ayda 3 daire başkanlığı değiştirdik. Tam istediğimiz verimi alana kadar. Ama şu anda veterinerlik ve halk sağlığı daire başkanlığı biraz önce meclisten muhalefetin de desteğiyle onayını aldık. Bunu müstakil daire başkanlığı yapacağız ve altında barınaklar şube müdürlüğü olacak. Bir şube müdürlüğü de barınaklar şube müdürlüğü. Barınakları tamamen bir şube müdürlüğünün kontrolünde daha sağlıklı bir şekilde idare edeceğiz. Yani 90 kilometre ötede daha yeni vakıf olduğum bir belediyede personelini bile daha doğru tanımadığım bir belediyede benim 90 kilometre ötedeki bir barınağı kontrol etmem, ben kendim baskına gitmem lazım ama ben belediyeden burnumu dışarı çıkaramıyorum ki Urfa'da. Bu kadar iş, sorun, bu kadar sıkıntı varken gidip de 90 kilometre ötede bir baskın yapayım isterim, istiyorum da ama şu anda böyle bir teknik olarak böyle bir imkanım yok. Efendim burada çok önemli bir nokta şu, yani sizin yaklaşımınız, siz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sokak hayvanlarının uyutulmasına hem inancınız hem yaşam felsefeniz gereği kesinlikle karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben açık söylüyorum, ben şunu da söylüyorum. Bu muhalefet falan için değil. Yani kim getirirse getirsin, ben yanlış olduğu için söylüyorum. Uyutma kanunda olmaması lazım. Yani kanunen uyutmanın bu işin yani hukuki boyutunu ele aldığınızda ben kendi şahsi görüşüm partimin de değil. Mesela partim zaten genel başkanımız da açıklama yaptı bu konuda. O da hemfikiriz ama birbirimizden habersiz. Ben en başından beri kesinlikle uyutmanın yanlış olacağını düşünüyorum. Yani bunun farklı metotları var. Ama şunu da ben açık söylüyorum. Bugün 2024 yılına geldik. Bakın kuduz vakalarından bahsediyoruz. Yani sorunun çözülmesi lazım. Hemfikiriz. Hepimiz öyle düşünüyoruz. Ya bakın bir kediyi bugün denesinler. Bir kediyi bugün İngiltere'ye götürmeye kalk. Yasık bir ev kedisini. Dünya kadar prosedür. İngiltere çünkü sıfır kuduz diye yola çıkmış ve onu hala şu anda başarıyor. Çünkü kuduz 100 sene önce bitti. Ama ben 2024 yılında belediye başkanı olduğumuz bir şehirde, Şanlıurfa'da herkesi, bütün dünyayı gelin Göbekli Tepe'yi görün, gelin Karahantepe'yi görün, tarih şu kadar eskiye, medeniyet burada başladı dediğimiz bir noktada eğer hala kuduz konuşuyorsak biraz da kendimizde sorgulamamız lazım yani. Yani iki tarafta dengeyi götürmemiz lazım bu konuda için. Çok haklısınız. Kesinlikle itlaf olmaz ama kesinlikle de bu sorunun çözülmesi lazım. Gezemez. Yani bunu
Bu orta dengeyi bulmamız lazım. Ne ifrat ne tefrit olmasın. Ben aslında bugün sizi yayına şunun için davet ettim. Kendi meslektaşlarımla bile, sizle biz bunu Şanlıurfa'da konuştuk, masada sohbet ettik. Ben sizin bu yaklaşımınızı sizden duydum. Eşiniz hanımefendi de yanınızdaydı. Hatta kendi köpeğinizden de bahsettiniz. Ama kendi arkadaşlarıma bile ya yaklaşımı bu dediğimde, ama Şanlıurfa'da böyle bir talimat vermiş. Uyutulması talimatı vermiş. İşte o yüzden canlı yayında sizden duymak istedim. Tüm Türkiye'ye. Bu tam bir fecaat. Yani bu tam bir sosyal medya operasyonu. Ve maalesef işte 21. yüzyılın Türkiye'sinin, benim 5 sene önce sosyal medyayı terk etmemin sebebinin bugün en büyük delili, ne kadar haklı olduğumun en büyük göstergesidir. Vallahi yani bu konuda size katılıyorum. Benim de terk etmem lazım. Benim ne Instagram'ım var, ne Twitter'ım var. Belediye başkanı olarak sadece çok iyi yapmışsınız. Son derece haklıyım yani. Ben bugün, zaman beni haklı çıkardı işte. Çok iyi yapmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Teşekkürler. En azından kamuoyu önünde de paylaşmış olduk. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kasım Gülpınar, Mehmet Kasım Gülpınar konuğumuzdu. Günlerdir Şanlıurfa konuşuluyor. Köpeklerin uyutulması talimatı vesaire. Büyükşehir Belediye Başkanı bir kez daha çok net ifade etti. Bir kere ne vicdanen, ne inancım gereği, yaşam felsefem gereği böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Sokak hayvanları uyutulamaz. Böyle bir şeyi duyduğum anda da müdahale ederim dedi. Ama sorunun da çözülmesi gerektiğini paylaştı. Biz de Habertürk ekranlarından sizlere aktarmış olalım. Ama sosyal medya böyle bir yer. Ona da yapacak bir şey yok efendim bir taraftan da. O konuda söylediklerinde de hak vermemek mümkün değil Sayın Gülpınar'a. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açığa dair verileri değerlendirdi. Yıl sonunda cari açığın 34.7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Mehmet Şimşek. Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık Nisan'da 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi ifadelerini kullandı. Şimşek dış finansman girişlerindeki olumlu seyrin devam ettiğini ifade etti. Geçen yılın ilk 4 ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş olduğunun altını çizdi. Bakan Şimşek, programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz dedi. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini beklediklerini söyledi. Yıl sonunda cari açığın orta vadeli program tahmini olan 34.7 milyar doların altında gerçekleşmesini öngördüklerini de belirtti. Emekliler bayram ikramiyelerini almaya başladı. Bugün emekli sandığı emeklilerine 3.000 liralık ikramiye ödemeleri yapılıyor. Emeklilerin kurban bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplarına yatmış olacak. Bugün 4C yani emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ödeniyor. Yarın Bağkur kapsamında aylık alanların ikramiyeleri, 12-14 Haziran arasında ise SSK kapsamında aylık alanların ikramiyeleri hesaplara yatırılacak. Emekli ikramiyeleri 3.000 lira olarak hesaplara geçecek. Toplam 42 milyar liralık ödeme yapılacak. Kamu işçilerinin yılın ikinci yarısında ödenecek ikramiye tarihleri 14 Haziran ve 13 Aralık olarak belirlendi. Kamu işçileri de 14 Haziran Cuma günü ikramiyelerini alacak. Sağlık Bakanlığı geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavilerini kamu hastanelerinde uygun fiyata yaygınlaştırmaya devam ediyor. Son örnek İstanbul'dan. Pandemi hastanesi olarak inşa edilen Sancaktepe'deki hastaneye ozon ve hacamat için başvurular başladı. Peki bu tedaviler her şikayeti çözüyor mu? Yanıtına bakacağız haberimizden. Yorgunluktan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar her derde deva olarak gösterilebiliyor. Peki gerçekten öyle mi? Ozon ve hacamat terapileri her şikayete şifa mı? Her derde deva değil tabii ki. Ama birçok şeyde bu tamamlayıcı tıp zaten. Modern tıpa alternatif değil. Bu tamamlaması işte hastanın semptomlarını rahatlatmak amacıyla genelde kullandığımız metotlar. Bunlar kanser hastalarındaki mide bulantısından tutun da birçok migrene kadar ozon tedavisinin etkileri kanıtlanmış vaziyette. Sağlık Bakanlığı ozon tedavilerini kamu hastanelerinde de yaygınlaştırmaya başladı. Son örnek İstanbul'da salgın döneminde pandemi hastanesi olarak kullanılan
Feriha Öz Hastanesi'nde hayata geçirildi. Şu an hastanemizde uygulamaya başladığımız alanlar kup harcamat tedavisi, akupunktur tedavisi, ozon terapi, ozon tedavisi ve mezoterapi. Mezoterapi nedir? Mezoterapi aslında cilt altı uygulamaların genel bir tabiridir. Hastane ortamları bir hani doktor tarafından uygulanması uygun. Ağrı içinde mezoterapi yapıyoruz biz. Saç dökülmelerine karşı saç mezoterapisi uyguluyoruz. Kronik hastalığı olanlar ve enfeksiyon geçirenlerse son zamanlarda ozon tedavisine rağbet gösteriyor. Tedavinin devlet hastanesindeki fiyatlarına gelince, özel hastanelerden 3 kat daha uygun. Fiyatlar sağlık uygulama tebliği ile belirleniyor. Devlet hastanesindeki sertifikalı uzmanlar uyguluyor. Ücret anlamında tabii daha makul bunlar. Ozonun kendi özel bir cihazı var zaten. Ozon cihazından da ozonu alıp o kanı önce bir ozonluyoruz. Sonra tekrar kişiye tekrar kendi kanını, ozonlu kanını tekrar veriyoruz. Kupa. Yani hacamat tedavisi de geleneksel tedaviler arasında. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuranlar şimdiden gelmeye başladı. Merdiven altı yerlere gidip tabii oradaki sıkıntıları gördükleri için çok uygun olmayan tedavilerin yapıldığını da görüyoruz. Çok derin kesiler atılmışsa iz kalabiliyor. Onları görebiliyoruz. Bunun zamanı var, bir sürü olayı var. Bazı insanlara hakikaten çok iyi geliyor. Bazılarını fena çarpıyor, onu da söyleyeyim. Yani doktorlar daha iyi bilirler. Ama ben çarpılanlardan biriydim, bir kere yaptırmıştım, başıma geldi, o yüzden söyleyeyim. Zamanlaması falan da çok önemli hacamatın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, Gazze ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmeye dair detayları İletişim Başkanlığı sosyal medya üzerinden paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Karabağ'daki Rus barış gücünün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti. Erdoğan görüşmede İsrail'in Gazze saldırılarının sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de riske ettiğini ifade etti. İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirtti. Görüşmede Azerbaycan'da düzenlenecek iklim zirvesi de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan davetleri için İlham Aliyev'e teşekkür etti. Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını da ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İçişlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'la bir araya geldi. Siyasette normalleşme sürecine dair adımlar atılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge kabinesinde yer alan isimlerin bakanlarla temasları sürüyor. Yerlikaya, CHP'nin gölge kabinesinde yer alan İçişlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'la görüştü. Görüşmeye dair İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sayın Murat Bakan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da görüşmeye yönelik bir ülkenin iktidarla muhalefetinin arasında bir iletişim kanalının olmasından daha doğru bir şey yok açıklamasında bulundu. Tabii Sayın Murat Bakan'ın soyadının Bakan olması da önemli ve dikkat çekici. Okumanın da öğrenmenin de yaşı yok sözü Konya'da bir kez daha gerçek oldu. Yüz binlerce aday gibi 81 yaşındaki Sadettin Çalı'da Yükseköğretim Kurumları sınavına girerek ter döktü. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren Sadettin dedenin şimdi tek bir hedefi var. O da üniversite kazanıp okumak. Nasıl geçti? Bir matematik, öbürleri bir yakın olduğum derslerdi. İyi geçti mi? İyi geçti bence. 81 yaşına rağmen azmetti, üniversite sınavına hazırlandı. İçinde ukde olan üniversiteyi bitirebilmek için yüz binlerce genç rakibi gibi o da ter döktü. Yaşım 81. Okumayı çok sevdim. Sorular da bence mantıklıydı. Yarım saat kalmış. Çocuklarımı getirdim ben. 4 tane çocuk okuttum. 3 tane öğretmenim var. Bu kadar heyecanlanmamıştım. Babam başka bir türlü yani. Sadrettin Çalı tam bir okuma aşığı. Konya'nın Kadınana ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Sadrettin dedenin çocukluğundan beri hayali üniversite mezunu olabilmekti. Yıllarca çalışıp durdu ancak okumaya bir türlü fırsat bulamadı. 70 yaşında ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdi. Hedefi hayalini kurduğu üniversite diplomasıydı. Oğluyla birlikte YKS için okula geldi. İnşallah başarılı olur. Olursa okuyacak. Allah ömür verdiği sürece okuyacağım dedi. Okuyacak.
Sadrettin'de de saatler sonra salondan çıktı. Oğlu babasının elini öperek karşıladı. Nasıl geçti? Bir matematik, öbürleri bir yakın olduğum dersleri de. Ortaokul, liseyi dışarıdan bitirdim. İnşallah şimdi de üniversiteyi bitiririm. Üniversiteye gitmenin özlemindeyim yani. Keşke gidebilsem. 81 yaşındaki Sadrettin Dede şimdi heyecanla sınav sonucunu bekliyor. Evet, haber değeri var kesinlikle. Ben yine de gençlerin önünü açalım diyorum. Reklam arası. Efendim tekrar merhabalar. 19 oldu saatlerimiz. Devam ediyoruz ana habere. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temaslarıyla. Şimdi Filistin devletini tanıyan ülkelerle telefonda görüşen Erdoğan diplomasi trafiğini bu anlamda hızlandırıyor. Ve bu kapsamda hem Filistin'i tanıması hem de Avrupa ülkeleri içerisinde Gazze'de yaşanan katliam ve soykırımların başladığı andan itibaren net bir tavır ortaya koyan İspanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. 12-13 Haziran tarihinde Sanchez diğer Avrupa ülkesi liderlerinden çok farklı bir pozisyondaydı bu süreçte. 14 Haziran'da da İspanya ziyaretinin akabinde G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önce İspanya, ardından İtalya'ya gidecek. Gündemin ilk sırasında Gazze olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği Kurban Bayramı öncesinde hızlanıyor. 12-13 Haziran'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in daveti üzerine İspanya'ya gidecek. Ziyaretin gündeminde Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesi de olacak. İkili 19 milyar dolar seviyesine ulaşan ortak ticaret hacminin artırılması için atılacak adımları değerlendirecek. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçakları talebi de gündeme getirilecek. Gazze'de ziyaretin önemli başlıklarından biri. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm perspektifiyle barışa giden yolun açılması için atılabilecek adımlar istişare edilecek. Filistin devletini tanıyan Avrupa ülkelerinin başında gelen İspanya ile küresel çapta ortaya konulacak ortak çabalar da görüşülecek. Gazze'de yaşananlar sadece İspanya ziyaretinde değil, İtalya'da düzenlenecek G7 zirvesinin de gündeminde olacak. İspanya'dan İtalya'ya geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine bölgede atılması gereken adımları anlatacak. Erdoğan'ın zirve marjında devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan temaslarına Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek. 6 Temmuz'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi için Şuşa'ya, 9 Temmuz'da ise NATO Liderler Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi bekleniyor. Washington'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde 2,5 yıla yaklaşan Rusya-Ukrayna Savaşı ele alınacak. Savaşın sona ermesi için yapılabilecekler görüşülecek. İttifakın yeni genel sekreteri de zirvede açıklanacak. 32 üyeli ittifakın en güçlü genel sekreter adayı ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte. Geçtiğimiz Mayıs ayında programlarının uyuşmaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın baş başa görüşmesi gerçekleşmemişti. Zirve marjında iki liderin görüşmesi bekleniyor. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz kabineden istifa etti. Savunma Bakanı Gallant'ı da doğru olanı yapmaya çağırdı Gantz istifa ederken. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya erken seçim çağrısında bulundu. Gantz'ın ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot da istifa etti. Netanyahu istifaları yanlış zamanlama diyerek eleştirdi. İsrail'in savaş kabinesi dağıldı. İstifalar peş peşe geldi. İsrail savaş kabinesinden istifa eden ilk isim Benny Gantz oldu. Üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum diyen Gantz, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da hükümetten çekilmeye davet etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun zaferi engellediğini savunarak erken seçim çağrısı yaptı. Ne yazık ki Netanyahu gerçek zafere doğru ilerlememizi engelliyor. İşte bu nedenle bugün olağanüstü hal hükümetinden yüreğimiz buruk ama kendimize güvenimiz tam olarak ayrılıyoruz. İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Gantz'ın ardından olağanüstü hal hükümetinden istifa etti.
İstifa mektubunda Netanyahu için başbakanlığını yaptığınız kabine savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı dedi. Netanyahu, Gantz'ın istifa kararını doğru zamanda almamakla eleştirdi. X'teki hesabından, "Ey beni, İsrail varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır." dedi. Netanyahu'ya çağrı yapan bir başka isimse aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir oldu. İstifaların ardından İsrail Savaş Kabinesi'ne üye olarak alınmayı istedi. Artık cesur kararlar almanın, güvenliğini sağlamanın ve gerçek bir caydırıcılık oluşturmanın zamanı geldi dedi. Efendim konuşacağız hem İsrail'deki istifaları hem yaşanan bu süreci ve siyasi yansımalarını. Yunus Emre Erdoğan'la hukukçu, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şöyle yapalım, bugüne kadar olmamıştı. İlk defa İsrail'de 7 Ekim'den bu yana istifalar var. Çokça da konuşuldu öncesinde olur diye. Hatta İsrail'in kayıpları arttığında daha fazla olabileceği konuşulmuştu. Nasıl bir tablo, neden gerçekleşti, ne olur, nasıl görüyorsunuz? Önce onunla başlayalım. Aslında Benny Gantz'ın istifası bir süredir bekleniyordu. Fakat özellikle Amerika ile İsrail'in bu barış planı ve esirlerin değiş tokuş planı konusundaki anlaşmazlığı, Netanyahu kabinesindeki Ben-Gvir ve Schmorz gibi daha radikal, yani Netanyahu çok daha çok radikal, ondan da daha radikal olan isimlerin bu barış planını imzalarsa istifa ederiz diye, hükümeti düşürürüz diye tehdit etmesinden dolayı bir irrasyonellik olduğunu belirtiyordu Benny Gantz, kendisi eski Genelkurmay Başkanı ve en son yaptığı açıklamada da Netanyahu'ya çok sert eleştiriler yaparak bu savaşı iyi yönetemediğini söyledi. Neydi eleştirdiği noktalar? Yani kabinedeki kararların rasyonel bir şekilde alınmadığını, Netanyahu'nun aslında sorunlu bir başbakan gibi davranmadığını ve bütün o esirlerin dönüşü konusunda yeteri kadar çaba harcamadığını söylüyor. Burada tabii ki sivillerin katledilmesine dair bir eleştiri yok. Yok. Ya da yani bu yapılan soykırıma dair bir eleştiri yok. Tam tersi aslında daha etkin bir şekilde savaşılmadığını ve İsrail'in kamuoyundaki imajının bu şekilde yıpratıldığını söylüyor. Yani burada istifa ediyor ama bu istifa daha steril katledin gibi çok aslında vicdanlara seslenen bir istifa değil. Bunu da bunu belirtmek özellikle lazım. Özellikle sordum çünkü daha önceki savaşta da böyleydi. Yani İsrail'de İstifa edenler ya da karşı çıkanlar, savaşa karşı çıkanlar şöyle bir yerden savaşa karşı çıkıyorlar. Yani çok kayıp veriyoruz. Yani. Siviller ölüyor diye değil. Yani bizim askerlerimiz çok kayıp veriyor. Daha başka bir savaş yöntemi. Bunun ki hiç kayıp vermeden bu insanları yok edelim gibi bir yaklaşım vardı. Evet. Gantz'ınki de biraz buna benzer bir yaklaşım. Ne olur bu aşamada? İsrail'de erken seçim için İsrail'in bir Türkiye ve kıta Avrupası gibi bir tek bir metinde toplanmış bir anayasası yok. Temel yasaları var. Kanunlardan daha nitelikli çoğunlukla değiştirilebilen temel yasalar var. 4 erken seçim opsiyonu bulunuyor bu temel yasalara göre. Bir bütçe 3 ay boyunca onaylanmazsa oluyor. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Başbakan, yani şu anda Netanyahu, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla meclisi feshedip erken seçime gitme kararı alabilir. Ve yeni bir hükümet kurulmazsa bu olmaz ki böyle bir durum da yok. Netanyahu koltuğunu korumak istiyor. Üçüncüsü, 120 üyeli Knesset, yani İsrail'in yasama organı, meclisinin basit çoğunluğu 61 vekil bir yasa çıkarır ve ülkeyi erken seçime gitmeye dair bir yasa çıkarırsa erken seçim olabilir. 61 kişi lazım. Şu anda Netanyahu'nun koalisyonu ki 6 partiden oluşuyor 64 vekile sahip. Buradan 5 vekilin ikna edilmesi lazım. 3 vekil diğer tarafa geçecek. Evet, böyle bir denge var şu anda. 4 vekille tutunuyor Netanyahu. Ya da buradaki 61 vekilin desteği lazım. Şu anda bu yok. Yani Netanyahu'nun 64 vekili var. Ve bu vekillerin 14'ü de çok Netanyahu'dan çok çok daha radikal olan, şu Ben-Gvir Türkiye'de o açıklamalarıyla Gazze'yi tamamen boşaltın, oradaki sivilleri yok edin, İsrailler yerleşsin diyen o radikal insanların da 14 vekili var. Yani sel gibi bir yerde terörden yargılandı Ben-Gvir. Evet. İsrail içerisinde bile terörist olarak görülen bir adamdı yani. İzak Rabin'in suikastinden 3-4 hafta önce Ben-Gvir, o zamanlar genç bir hukukçu, hani o sıfat yakışmıyor bence ama İzak Rabin'in arabasının amblemini alıp tehdit etti. Yani öldürülmesine dair bir tehditte bulundu. Filistinleri diri diri yakan
İsrail'li teröristlerin avukatlığını üstlendi. Yani çok çok radikal, çok yani normal bir ülkede terörist hastalık standartına bile. Hatta yani Amerikan Dışişleri Bakanı bile geldiğinde onunla görüşmez. E tabii. Yani normal biri değil. Normal bir siyasetçi olmadığı için ve bu tür ilişkileri, bu tür tarzından dolayı ama İsrail kabinesine bakan. Yani bakan. Güvenlik bakanı. Ve sadece bakanlar değil, 14 vekilleri var. Yani Mehmet Akif Bey burada bu çok önemli. 64 çoğunluğu var ama 14 vekilleri var ki Likud dediğimiz Netanyahu'nun partisi 32 vekili var. Bu isimler de aslında bu çizgide. Sadece partileri farklı. Evet. Likud'un zaten kuruluşu Menachem Begin adındaki bir İngiltere'nin dahi o zamanlar terörist kabul ettiği kişinin oradan alıyor kökenlerini. İstifalar bir şey ifade eder mi? Ya şu anda bu istifaların bir anlamı yok. Zaten bu savaş kabinesi böyle temelini yasalardan alan, anayasadan alan bir organ değil. Bu bir muhalefeti konsolide etmek zor durumlarda muhalif hükümet bir arada olalım diye kurulan bir savaş kabinesi. Orada Benny Gantz da bu Gody Eisenstadt iki eski genelkurmay başkanı oraya girdi ve Netanyahu'nun hem uluslararası düzeyde hem ulusal düzeyde meşruiyetini sağlamak için girmişti. Amerika Netanyahu'yla görüşmüyordu. Gantz'ı çağırıyordu. Orla iletişim sağlanıyordu. Şimdi o da yok. Çünkü burada esas metrek İsrail'in tepkisinden öte ki savaşa dair tepki çok az. %14-%15'lerde Amerika'nın İsrail'deki bu hükümete olan tepkisi o birazcık belliyor. Gantz'ın tepkisi savaşa, öyle geldi. Yani Gazze'deki katliama İsrail içinden tepkiler %14'lerde mi? Evet, en son bir anket yapılmıştı. Durduralım diyenler %14 mi? Onlar da kayıplardan dolayı durduralım. Yani esirler ve kayıplar. Şöyle bir anket sorusu vardı. İsrail'in bu operasyonlara yönelik destek nedir diye. Bazıları işte %20-%30'larda daha fazla olmalı. Bazıları yeterli. %14'e çok ileri gidildi. Hani çok aslında sivillere yönelik bir tepki ama oradaki %14'ünde büyük bir kısmı İsrail vatandaşı olan Arap vatandaşlar olduğu ankette, Ipsos'un bir anketiydi. Orada ortaya çıktı. O yüzden yani burada oradaki sol, liberal daha savaş karşıtı kesimlerin oyu çok düşük. Mesela en son Labour Party, oradaki işçi parti, en köklü merkez sol parti bu savaş çok yetersiz. Daha da efektif olalım, daha çok saldıralım diyen eski bir askeri yani yakın zamanda bir seçim yaparak genel başkan seçti. İsrail gitgide her açıdan sağa kaydı. Yani orada liberallerin ve solcuların artık ne dediğini zaten çok bir anlamı bütün dünya yoktu. Gibi. Yani dün Avrupa'da da olan şeydeki gibi. Dünya gibi ama orada daha köklü, daha radikal. Evet. Haaretz dışında yazan, çizen kimsenin kalmadığı, herkesin de Haaretz'den esinlendiği falan bir yere geldi. Ateşkese dair bir şey ifade eder mi? Bir orada yazılan, çizilen şey ne İsrail basınında? Yani özellikle bu Haaretz etrafındaki daha liberal sol çevreler ateşkesin yapılmasını talep ediyor. İsrailliler ateşkesin yapılması ve rehinlerin dönmesi için sokağa çıkıyorlar. İşte yine orada savaştan önce olduğu gibi binlerce insan sokağa çıkıyor. Onlar ne kadar etkin olur, seçimlerde ne kadar tepkilerini gösterir o ayrı bir konu. Burada esas parametre Amerika baskılamaya çalışıyor şu an Netanyahu. Burada esas bu Ben-Gvir, Schwartz gibi radikal isimlerin Amerika'ya karşı bir direnci var. Biden ne kadar bastırır o belli değil. Onu şimdi soruyorum. Netanyahu Kasım'ı bekler mi? Kasım'a kadar böyle götürür mü? Yani seçim sonuçlarını bekler mi? Aslında bunu daha önce de yani o çevresindeki isimlerin medyaya konuştuğu açısından yani Netanyahu'nun beklentisi Trump'ın kazanması Kasım'da ve Trump'ın Biden'dan daha çok İsrail'i ve kendisini desteklediğini umuyor. Ve böylece de bu ateşkes planı yapmadan aslında kendi planını ortaya koymak. Bu tamamen Gazze'nin İsrail kontrol altına alınması dahi olabilir. Çünkü Trump, bazı evangelistler, bazı cumhuriyetçiler İsrail'in tamamen Filistinleri sürmesini, katletmesini savunuyor. Çok çok daha radikal boyutlardalar. Fakat Trump dahi bu en son Amerika'da kamuoyunun çok İsrail'e tepkilerini atmasından dolayı Netanyahu'nun bu savaşın sorumlusu olduğunu ve İsrail'in dünya kamuoyunun desteğini kaybettiğine dair radikal açıklamalar yaptı The Time dergisine. Şimdi Trump dahi Netanyahu eleştirilmeye başladı. Bu noktada Amerika'da eğer merkez müesses nizam, cumhuriyetçiler ve demokratlar Netanyahu olan eleştirilerini arttırırsa Kasım'ı beklememeyi de tercih edebilir o baskıya dayanamayıp. Çünkü Biden da seçimi kazanmak için bu ateşkes planını imzalaması gerekiyor. Yoksa kaybediyor. Michigan'daki Müslümanları Amerikan bombalarıyla çadırda Filistinleri diri diri yakarken Biden'a oy verdirtmek birazcık zor. Ki çok bıçak sırtı. Michigan çok kritik bir eyalet. Evet. Bir de bir yer daha var. Philadelphia mı? Ya Pennsylvania var, Arizona var, Georgia. Müslüman oyların olduğu iki yer. Michigan ve Pennsylvania mı? Orada mesela çok kritik bir yer ama Müslümanlar da mesela yani Biden'a oy vermeyecekler de ne yapacaklar? Trump daha
fazla Netanyahu'cu gibi bir durumu da var Amerika'da. Evet. Hatta Amerika'da öyle bir nokta yani geldi ki... Kötünün kötüsü gibi bir durumu var şu an Amerika'da. Tabii. Kim daha İsrailci diye münazaralar yapılıyor. Yani ben daha çok İsrail'i savunuyorum diyor bazıları. Çünkü orada İsrail lobisi APEC de çok güçlü. İsrail savunanlara milyonlarca dolar da akıtıyor. Demokrasi aslında bu tür lobiler birazcık daha kirletiyor. Şimdi Biden'ın Michigan'da büyük bir problem var. Michigan'da 200 bin Müslüman veya Arap kökenli Amerikalı yaşıyor. 2020 yılında Michigan'daki Biden 150 bin oy farkıyla kazandı. Şimdi Müslümanlar ön seçimde Biden tek adayken gidip boş oy attılar. 150 bin boş oy çıktı Gazze için. Şimdi bu bir uyarıydı. Sen eğer İsrail'i desteklemeye devam edersen, destekten öte bomba vermeye devam edersen ve o bombalarla Filistinliler katledilmeye devam ederse biz sana oy vermeyeceğiz diyorlar. Şimdi Amerika'da sandığa gitmemek Türkiye veya Avrupa gibi değil. Amerika'da rekor zaten 165 sandığa katılım. Evet. Sandığa gitmek birazcık meşakkatli olduğu için ve çok da normal bir şey olmadığı için gitmeyebilir bu insanlar sandığa. Michigan'ı kaybederse Biden zaten şansı azalıyor. Yani kıl payı, her yerde kıl payı. O zaman Biden Kasım'a kadar ateşkesi zorlayacak. Daha koltuğunda kalmak istiyorsa ama bugüne kadar Biden Amerika'nın bütün söylemini, işte ahlaki zeminini, Orta Doğu'daki ilişkilerini İsrail'e feda etti. Eğer İsrail'e destek verip vermeye devam ederse koltuğunu da feda etmeye istiyorsa onu da yapabilir. Şu anda çünkü Biden kırmızı çizgilerini açıkladı ve o kırmızı çizgilerin her biri ezildi. Yani Refah'taki o katliamdan sonra, mülteci kampının bombalanmasından sonra, Amerikalı esirlerin öldürülmesi, Amerikalı STK çalışanlarının İsrail tarafından bombalansına dahi sert bir açıklama gelmedi. İsrail bunu araştırıyor ve sonuca varacak diyorlar. Yani zaten katil belli. Burada çok büyük bir sıkıntı var. Sistematik bir sorun var. Amerikan kamuoyu İsrail'e tepkili. Protestolardan da görüyoruz. Sadece protestolardan değil, anketlerden de görüyoruz. Demokrat Parti'nin %70'i İsrail değil, Filistin haklı diyor. Filistin'in yanındayız diyor. Ama Amerika'da lobiler anayasaya göre ifade özgürlüğü olduğu için ve limitsiz olduğu için İsrail'i destekleyen iş insanları o kadar çok para toplayıp İsrail'i destekleyen siyasetçilere bağış yapıyor ki halkın tepkisi siyasetçilere ulaşamıyor. Çünkü Minnesota'da siz küçücük bir bölgenin siyasetçisisiniz mesela. İsrail'le ilgili bir konuşma yaptığınız zaman size her seçim döneminde her ay 1.000 dolar, 10.000 dolar bağış geliyor. Bunu kaybetmek istemiyor siyasetçiler. Bunun karşısında bir Filistin lobisi yok, bir Müslüman lobisi yok. Filistin'le ilgili ifade etmek o kadar özgür mü, rahat mı? Yani o kadar değil. Olmadığını çünkü yani burada tabii ki mahkemeler var, devlet bir şekilde çok güçlü değil çünkü federal bir ülke ama mesela şirketlerden insanlar atılıyor. Evet. Üniversitede konuşan hocalar işten uzaklaştırıyor. Amerika'nın makale yazıyorsunuz, makaleniz yayınlanmıyor, site kapatılıyor. Site kapatıyor. Amerika'nın bugün Dışişleri Bakanlığı sitesine girip dünyaya demokrasi ve insan hakları konusunda yaptıkları uyarıları teker teker bakın. O uyarıların hepsi kendi ülkelerinde Filistin'i savunanlar için yapıldı. İfade özgürlüğü kısıtlandı, insanlar işten atıldı. Hiçbir şekilde o sadece sakince oturup Filistin için şiirler okuyan çocukların üzerine attı polis sürüldü. Elektrikle verilip gözaltına alındı. Üniversite hocaları yere atılıp gözaltına alındı. Okullarından şimdi, atılmayla tehdit edildiler. Atıldılar. Evet, okuldan atıldılar. Doktora öğrencileri okuldan atıldı. Okula gidemeyince doktoraları iptal edecek. Yani bugüne çok kadar şey savunduğu aslında, ne varsa hepsini şey yaptılar ayaklar altına. Ve şu çok ilginç. Amerika'da mesela Amerikan bayrağı yakmak 1950'lerden beri ifade özgürlüğü. Ama İsrail'i eleştirince bugüne kadar şekle savunulan ifade özgürlüğü askıya alındı. Amerikalılar bunun şokunu yaşıyorlar ve bu yüzden İsrail'e tepki daha da arttı. Ama siyasetçilere ulaşamadı, elitlere, medyaya ulaşamadı da. Bunun sebebi de gerçekten para ve paranın siyasete ve medyaya etkisi. Batı'daki durum da herhalde çok benzer. Yani Avrupa'dan daha çok Amerika'da bir tepki var İsrail'e yönelik. Çünkü Amerika'da Müslüman nüfus orta sınıflaştı. Bu da çok önemli. Mesela bugün Amerikalı Müslümanların film şirketleri var. Oyuncular var. Daha fazla insan, Müslüman öğrenci, Arap öğrenci. Sadece onlar değil, solcular daha fazla bu iyi üniversiteye gidiyorlar, oradan mezunlar. Dönem birincileri Filistinli bir öğrenci olabiliyor. Bu orta sınıf şimdi aktöre dönüşüyor. Bu da çok ilginç bir süreç. Mesela kendi alt kültürlerini oluşturuyorlar. Filistin için konserler düzenliyor. Bakalım oraya çıkıp Filistin için şarkı yaptığında birkaç plak şirketi onunla çalışmayı reddedebiliyor. Ama binlerce yeni seyirci kazanıyor. Albümü daha fazla satabiliyor. Yani burada haklılık payı da var ama büyüyen kırılma bir orta sınıf da var. Kırılmaya gideceğini düşünüyor musun? Yani Yahudi lobisinin bu etkisinin şu söylediklerinin üzerinden önümüzdeki yıllarda, yoksa
Hayır mı? Bundan 5-6 yıl önce bu APEC denen İsrail'in ilişkileri savunan lobinin destek almak çok tuhaf değildi. Fakat zaman geçtikçe artık buradan destek almanın eksisi arttı. Şu anda ha, güzel. Yani tepki duyuluyor. İnsanlar burada buranın bursuyla bir şey yapıyorsan falan gibi evet, bir yere doğru gitmeye başladı. Çünkü sadece Müslümanlar değil, solcular, farklı kesimler, cumhuriyetçiler, Trumpçılar, bu kesimler de bu lobiye karşı tepki duyuyor. Çünkü şöyle çok basit bir argümanları var. Ben Amerika'da o kadar çalışıyorum, vergi veriyorum ama acile gittiğim zaman, başıma bir şey geldiği zaman sağlık sigortam yok. Ama benim vergimle İsrail'e milyonlarca dolarlık bombalar gönderiliyor ve siviller katlediliyor. Binlerce kilometre uzaklıktaki bir yerdeki savaş suçuna ortak oluyoruz. Bu bütün kesimleri etkileyen bir argüman ve bu da bazı insanlar mesela APEC milyonlarca dolar harcadı, kendi adaylarını seçtiremiyor. Filistin'i savunanlar bir 10 dolar kapı kapı dolaşıp toplayıp bir seçim kampanyası yapabiliyor. Ve başarılı oluyorlar. Buradaki Demokrat Parti'nin sol kanadı giderek güçleniyor ve Müslümanları da dahil ederek güçleniyor. Bu çok önemli. Yunus Emre, ben çok uzun yıllardır seni takip ediyorum. Ve yaptığın işlerde hakikaten çok rasyonel olmayı önemsiyorsun. Çok dikkatli bir bakış açın da var. O yüzden kurduğun cümlelere önemsiyor ve dikkat ediyorum. Amerika'da bu söylediklerini bir oranlasan mesela Amerikan toplumunun ne kadarını bu işin içerisine dahil edersin? Tepki ve yavaş yavaş uyanmaya başlama sürecine ilişkin. Vallahi en son benim takip ettiğim bir anket şirketinin anketine göre iki farklı anket yapıldı bu konuda. Ülke genelinde %40-45'lerde İslami bir tepki var. Fakat %40'lara çıkmış evet, bu. Evet, aynen. Çok büyük. Fakat Demokrat Parti içerisinde bu %65-%70'lerde. Cumhuriyetçilerde bu oran çok düşük. %30'larda. Çünkü cumhuriyetçilerin bir kısmı evangelist seçmenler. Bu seçmenler kendi dini inançları gereği İsrail'in bir kısmı, birçoğu evet, büyük bir savaş çıkarıp Mesih'in bu kıyamet savaşından geleceğine yani inanıyorlar. Bu çılgınlıkla ilgili acayip yani çok enteresan. Çok güçlüler. Çılgınlar yönetiyorlar. Ve bu isimler evet, her zaman sandığa gidiyorlar. Hearst de öyle bir adam. Aynen öyle. O yüzden mesela bakın Trump'tan daha çok İsrail'i savunuyorlar. Trump bunu savunuyor. Çünkü Trump zaten dini açıdan böyle Tüccar, çok inançlı biri de. Yani hani o seçmenin oyunu alıyor. İyi bir şekilde strateji kuruyor. Çok zeki siyasi açıdan ki şimdi her şeye rağmen anketlerde yükseliyor. Trump o kadar İsrail'ci açıklamalar yapmıyor. Pence kadar, Mike Pompeo kadar. Ama 7 Ekim'den önce böyle bir oranlasaydık bilmiyorum ama herhalde %10'larda falan kalabilirdi bu. Evet çünkü... Yani böyle %40'ı görmek hayal bile değil. Evet. Ya, tabii şunu da eklemek lazım. Bundan 2 yıl önce ben Amerika'da okurken mesela bazı şeyler Türkiye'de gündem olmuyordu ya da başka üniversitelerde gündem olmuyordu. Ben Amerika'da mesela Filistin'de yaşanan bir gazeteci cinayetinde öğrencinin kefiye giyerek geldiğini görüyordum. Şimdi Amerika'da Filistin'i savunmak sadece Filistin'i savunmak değil. Bu paranın siyasete etkisine karşı bir tepkiye de ve Amerika'nın işlediği bütün savaş suçlarına karşı bir sembol olduğu için Filistin orada bir sembolik özelliğe sahip. Bunun sayısı ama dediğiniz gibi son 6 ayda çok arttı. Çünkü İsrail bu sadece Filistin değil aslında. Evet. Filistin pek çok karşı çıkışın bir sembolü haline geldi. Küresel düzeyde de pek çok meselede evet, böyle Blinken Ortadoğu turuna devam ediyor. Evet. Ne bekliyorsun? Yani bir şey beklemiyorum. Burada esas metrik Biden Netanyahu ikna edecek mi? Blinken'ın yaptığı turların büyük her şey Amerika'nın kontrolünde mi? Yani Amerika isterse ateşkes olur, istemezse olmaz mı? Amerika istese de olmuyor mu? Bence şu anda istese de olmuyor gibi bir durum olduğunu düşünüyorum. Mesela bayağı o zaman cozutmuş durumda. Yani çünkü Netanyahu açık açık yani o kadar radikal insanlarlar ki bu radikal insanları hani Netanyahu da onlar kadar radikal. Ve tamamen o 64 kişilik koalisyonu yani her biri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde insanlığa karşı işlenen suçlardan yargılanabilecek açıklamalar yapan kişiler ve zaten o kadar çok delil bırakıyorlar ki o yüzden bu davalar çok rahatlıkla açılıyor. Bu yüzden Biden'ın bu kişileri ikna edememesi hem Amerika'nın kendi gücünün artık giderek dünyada dengeler de değişiyor, azaldığını gösteriyor. Hem de bu kişiler Kasım'da Biden'ı kaybedeceğine inandığı için çok da ciddiye almıyor. Trump gelirse daha mı kötü olur? Yani ki gelecek gibi görünüyor. Evet ama bu konuda bu karşı yani şu anda da zaten bir sürpriz kötü. De olabilir bir mi? Tık daha kötü olabilir. Burada anketlerde başa baş gidiliyor. Seçim sonucu tahmin etmek zor ama bugün seçim olsa Trump'ın alacağını ben açıkçası böyle bir tahmin olsa Trump derdim. Ben fakat de şu anda Biden ve Trump yani Trump'ın mahkemeleri ve yargılanmaları arttıkça
ortalama bir Amerikan seçmeninde bu adam bizim başkanımız olamaz algısı ne kadar oturuyor? Burada şu parametre önemli. Mesela Biden seçime kadar bir sağlık sorunu yaşamazsa, sahnede düşmezse, bu tür bir gaf yapmazsa debate çıkabilir mi Biden? Biden çıkmak istiyor. Nasıl çıkacak ya? Yani ben hakikaten işte karta bakıp konuşuyor diyoruz. Evet. Çok fazla gidip geliyor diyorlar vesaire. Evet. Yani Trump'a güveniyordur yani. Sen ne düşünüyorsun? Yani çıkabilir. Trump'la yan yana durunca ikisi de tuhaf şeyler yapacaktır düşünüyorum. Yani bir tanesinin fiziki durumu kötü, bir tanesinin dengesizliği zaten dillere destan. İkisi de büyük ihtimalle çıkıp bir sürü gaf yapacak. En az gaf yapanı seçmeye çalışacaklar. Yani Amerika'nın biri 79 yaşında, biri 82 yaşında. Amerika'nın 2024 yılında halkına sunduğu seçenek bu. Tabii üçüncü adaylar da var. Çok yani acayip değil mi? Çok acayip ama yani bu dünya demokrasisi açısından yani dünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerinden ne de bakınca, Amerika'ya da bakınca Kasım'da yaklaşan hani o belirsiz fırtına hangisi kazanırsa kazansın. Yani İsrail'in zulmü devam edecek gibi duruyor. Maalesef sürekli aynı yere dönüp dolaşıp geliyoruz. Bu arada Amerika'da yani işte baba oğul başkan olmaları Bush'ların. Veya işte Clinton'ın başkan olması, Hillary Clinton'ın aday olması. Ya başka yerlerde olsa ne münasebet diyeceğimiz şeyler Amerika'da çok normal olabiliyor. Tabii. Mesela şu anda da Biden aday olmasın diyenlerin aday olmasını istediği kişi Michelle Obama. Seçenekler çok az. Yeni bir insan üretilmiyor. Çünkü yeni bir söz söyleme sırası belki de o müesses nizamın Amerikalı elitlerden geçmiştir. Biz şu anda mesela Bassem Yusuf'u konuşuyoruz. İşte San Levan'ı konuşuyoruz. O konuşması iptal edilen Müslüman kızı konuşuyoruz. Daha solcu demokratları konuşuyoruz. Kampüs öğrencileri konuşuyoruz. Yeni bir isim çıkaranlar bu. Yani tarihin haklı tarafında olanlar. Belki bu tarihin haksız tarafında olanların yeni isim çıkaramamasının sebebi de budur yani diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim katıldığın katkı sağladığın için. Sağ olun. Yani konuştuk ama şey vardı ya hani Garp cephesinde yeni bir şey yok hikayesi. Gazze tarafında da işte tüm bu denklemler içerisinde ki bu lanet olası denklemler hep vardır ve maalesef onların içerisinde pek çok masum hayatlarını kaybetmiştir. Kaybetmeye de devam ediyor. İşte Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı bugün tam 7 Ekim'den bu yana 8. kez 3 günlük ziyaret için Orta Doğu turunda. Hatta ziyaret öncesi Hamas Amerika'ya Gazze'de savaşı sona erdirin çağrısı da yaptı. Amerika Birleşik Devletleri de Başkan Biden'ın duyurduğu Gazze'deki ateşkes önerisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda oylanması için bir çağrı gerçekleştirdi. İsrail Gazze'de katliama devam ederken üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, ABD'yi İsrail'e baskı yapmaya çağırdı. Hamas savaşı sona erdirecek her türlü girişime olumlu yaklaşacak denildi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Sözcüsü Ned Evans, söz konusu üç aşamalı anlaşmaya destek verilmesi durumunda ateşkes sürecinin hızlanacağını belirtti. Evans bu durumda hem esirlerin serbest kalacağını hem de İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarından anlaşma koşullarına göre çekileceğini belirtti. İsrail bu anlaşmayı zaten kabul etti. Şimdi Güvenlik Konseyi'nin tek ses olma ve Hamas'la anlaşmayı kabul etme çağrısını yapma fırsatı var dedi. That the council is calling for protection of civilians. BM kaynakları söz konusu oylamanın hafta başında BMGK gündemine alınarak yapılabileceğini bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'a geldiğinde ateşkes ve rehin anlaşmasının yürürlükte olmasını umduğunu söyledi. Sullivan, ateşkes müzakerecilerinin Hamas'tan resmi bir yanıt beklediklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için 8. kez Orta Doğu turuna çıktı. Blinken'ın 3 günlük gezisinde taraflar arasındaki müzakere sürecini hızlandırmak için bölgede yakın diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi. Efendim 19.30 saatlerimiz devam ediyoruz ana habere. Siyasette günlerdir konuştuğumuz bir mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel'le yapacağı görüşme. Bir diğer tarafıyla iade-i ziyaret, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekleştireceği iade-i ziyaret nasıl karşılanacak? Öncesinde işte siyasette normalleşme, siyasette yumuşamayı konuştuk. Özgür Özel'in tüm açıklamaları aslında genel başkan olduğu andan bu yana
inanılmaz yapıcı, inanılmaz dikkatli, çok itidalli. Ve burada da karşılamada da dikkat edilecek şeyler var. Onlar neler? Hemen bakalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl karşılanacak sorusunda tabii ki AK Parti ziyaretinde bir koltuk krizi yaşanmıştı. Özgür Özel tepkisini de dile getirmişti. Zaten akabinde Cumhurbaşkanı iadeyi ziyaret yapacağını söyledi. Özgür Özel seçildikten sonra da inatlaşmayacağını, anlamsız bir takım siyasi söylemler içerisinde olmayacağını, Cumhurbaşkanı'yla ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak temasının devletin gerektirdiği şekilde o ciddiyette, hassasiyette olacağını ifade eder. Çokça cümle kurdu ve öyle de yaptı. Şimdi de yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz de ana muhalefet partisi olarak bunu dikkate alarak hareket edeceğiz dedi. CHP Genel Merkezi girişine Cumhurbaşkanlığı forsu olan Türk bayrağı asılacak ziyarette. Buradaki temel konu da şu aslında. Yani buradaki dördüncü cümle hemen söyleyeceğim. Özel'in makam odasındaki görüşmede yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak olacak. Çünkü sadece AK Parti'nin genel başkanı değil Erdoğan. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı. Ve tüm bu hususlara, protokole riayet edilmesi konusunda çok dikkatli ve özenli davranıldığına dair Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinden zaman zaman paylaşımlar yapılıyor. İki koltuk ve ortada bir sehpa olacak. Bu önemli. Yani bu koltuk krizi zaten AK Parti Genel Merkezi'nde konuşulmuştu. Hatta işte Sayın Bahçeli de böyle ağırlanıyor vesaire denmişti. Daha önemlisi aslında bu cümle her şeyi özetliyor. Yani Özgür Özel'in kanuna uygun bir şekilde Cumhurbaşkanı ağırlanacak cümlesi. Yani biz kanunlar neyi gerektiriyorsa, protokol kuralları neyi gerektiriyorsa, nasıl ağırlanması gerekiyorsa hiç bunun dışına çıkmayacağız, hiçbir tartışmaya zemin vermeyeceğiz. Böyle bir tartışma gündemi olmayacak. Biz onun bütün gereklerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne yerine getireceğiz. Ona göre Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız. Görüşmede yeni anayasa, yargı kararları ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Muhtemelen kayyum meselesi de konuşulacak. Bir başka önemli, dikkat çekici bir gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le yapacağı görüşme. Bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'le. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kaynakları bilgiyi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki birkaç gün içinde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüşme yapacak. Ülke Ocakları eski genel başkanı olan Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma sonucunda 22 sanık hakkında iddianame hazırlanmış. İddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. 1 Temmuz'da başlayacak yargılama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le bir görüşme gerçekleştirecek. 22 sanık tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, suça azmettirme ve suça yardım etme suçlamalarıyla yargılanacak. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı iş gücü verilerini açıkladı. Nisan'da işsizlik bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak %8.5'a geriledi. İşsiz sayısı ise 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin oldu. İşsizlik oranı 0.1 puan azalarak %8.5'a geriledi. İşsiz sayısı ise 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişiye düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı iş gücü verilerini açıkladı. Toplam çalışan sayısı 1000 kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise %49.5 oldu. İş gücü 18 bin kişi azalarak 35 milyon 661 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise aynı seviyede kalarak %54.2 olarak gerçekleşti. Genç işsizliği bir önceki aya göre 0.1 puan düştü, %14.5 olarak hesaplandı. Nisan ayında haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0.6 saat artarak 44.3 saat olarak kayıtlara geçti. Atıl iş gücü oranı 3.1 puan artarak %27.2'ye yükseldi. Ve Erzincan İliç'te maden sahasında toprak altında kalan son 5 işçinin de cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Biliyorsunuz ilk aramalar sürecinde yani günlerce, haftalarca, aylarca sadece bir işçiye ulaşmak sürüyordu. Bilgim yok ama zannediyorum bu 5 işçiye birden ulaşılması yan yana olmalarıyla ilgili. İşçiler kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar araştırma komisyonunun raporu tamamlamak üzere olduğunu söyledi.
Toprak altındaki son işçilere de ulaşıldı. 5 işçi yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Erzincan İliç'teki altın madeninde 13 Şubat'ta göçük oldu. 9 işçi toprak altında kaldı. Aylardır süren arama çalışmalarında işçilerin cenazelerine tek tek ulaşıldı. Son olarak göçük altında kalan 5 işçinin de cansız bedeni çıkarıldı. İşçilerin cenazelerine DNA karşılaştırması yapıldı. Kimlik tespitinin ardından da işçiler için Erzincan'da cenaze töreni düzenlendi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Birkaç hafta önce meclisimizde bir araştırma komisyonu kuruldu. Orada da çok yönlü bu konu bütün partilerden müteşekkil bir komisyon tarafından çok büyük bir dikkatle takip ediliyor. Ve eminim kısa bir süre sonra herhalde birkaç hafta içerisinde o komisyonda raporunu hazırlayacak. Kılınan cenaze namazının ardından Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesine, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'a, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'ye uğurlandı. Allah rahmet eylesin, ailelerine sabırlar versin bir kez daha. Çok acı bir hadiseydi İliç'te yaşadığımız bu felaket. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Mekke'de hacı adaylarıyla bir araya geldi. Bir konuşma yaptı. Gazze için mesajları vardı konuşmasında. Hacı adayları Mekke'de ibadetlerini yerine getiriyor. Harem-i Şerif'e 5 kilometre uzaklıktaki Nur Dağı'na her gün binlerce hacı adayı akın ediyor. Hacı adayları Hazreti Peygamber'e ilk vahiy indiği Nur Dağı'na tırmanmak için sabahın erken saatlerinde yola koyuluyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Nur Dağı'na varan ziyaretçiler Kabe'yi yüksekten seyretme imkanı buluyor. Hacı adayları zamanında üstü açık olan ancak sonradan taşlarla üzeri kapatılan ve mağara halini alan Hira'da güneşin doğuşunu da seyrediyor. 24 saat ziyarete açık Hira mağarası daha çok sabaha doğru havanın serin olduğu saatlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Yol üzerinde soğuk su, çay ve meşrubat satan küçük mekanlar dağa tırmanırken hacı adaylarına dinlenme imkanı sunuyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Mekke'ye gitti. Türk hacı adaylarıyla bir araya gelen Erbaş'ın gündeminde ise Gazze vardı. Buradan aldığımız şuurla Gazze'yi unutmamalıyız, Filistin'i unutmamalıyız. Bütün Müslümanlar güçlerini birleştirerek bu soykırımı durdurabilmeleri için ne yapmamız gerekiyorsa susmadan, usanmadan, üşenmeden yapmaya bundan sonra daha fazla gayret etmeliyiz. Efendim sizin için bir şey hazırladık. Şimdi paylaşacağız tatile giderken nasıl dolandırılmamamız gerektiğini. Ama bunlardan birini yapsanız diğerini yapamayabilirsiniz. Yani. Ben en azından okurken öyle hissettim. Şimdi nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatıyoruz burada. Önce internet sitesine girdiniz. Etbis diye bir şey var. Elektronik ticaret bilgi sistemi. Bu girdiğiniz sitenin buna kaydı var mı yok mu ona bakacaksınız. Baktınız diyelim. İnternet sitesi kopya mı gerçek mi? Buna bakacaksınız. Hadi buna da baktınız, buldunuz kopya mı gerçek mi? Diyelim buldunuz. Valla bunların yarısını ben bulamam, onu söyleyeyim. Otel telefonla aranacak, rezervasyon teyidi yapılacak. Oteli aradınız, yani onu düşünen bunu da düşünmüştür herhalde. Telefonun başına da numara koyduğu yere o oteldeymiş gibi birini koyup teyit de yapabilir. Bu ne kadar işe yarar? Emin değilim arkadaşlarımız, siz dolandırılmayın diye uğraşıyorlar ama bunun sonunda şöyle yani internetten tatile çıkmayacağınıza kadar gelecek iş neredeyse. Nasıl? Ha, bunlar emniyetin tavsiyeleri. Bizim arkadaşlarımızın değil, emniyetin tavsiyeleri. Kadir uyardı beni yönetmenim. Düşük fiyatla rezervasyon yaptırıyorsanız ucuz etin yahnisi kara olur cinsinden. Efendim ona dikkat edeceksiniz özellikle. Yani bu kadar niye ucuz diyeceksiniz. Ama şöyle de oluyor bazen. Pahalı koyuyorlar abi dolandırıcılar. Mesela aa diyorsun bu çok pahalı kesin gerçektir. İş oraya doğru da gitmeye başladı. Yine sakat. Ödeme, işte burası sizi garantiye alacak tek madde. Para vermeyeceksiniz. Ödemeyi otele girişte yapacaksınız. Bu olur. Bu sizi kurtarır da kredi kartıyla bu işlemleri yaparken zaten parayı çoktan almış oluyorlar. Yani ya da kapora almış oluyorlar. İyi ihtimalle kaporayı kaptırırsınız.
Ödeme kişiye ait hesapları yapılmamalı. Bu da önemli. En azından dolandırıldınız diyelim, mahkemeye vereceksiniz. Eğer firmayı verirseniz mahkemeye, orada bir ihtimaliniz var. Bu arada Türkiye'de şöyle bir şey var. Çok dolandırılan arkadaşım var benim. Hatta bizi izliyorsanız eğer, ekran başında dolandırılmayan kimse var mıdır bilmiyorum. Yani küçük büyük hepimiz bir kere bir çarpılmışızdır bu memlekette. Ya da herkes çarpılıyor olabilir, dünyada da küresel düzeyde de bu çok farklı değildir muhtemelen. Ama bizde şöyle dava açtınız ya, mesela firma sizi dolandırdı falan. Yani mahkemenin yaklaşımı genelde şöyle oluyor. Kardeşim akıllı olsaydın, dolandırılmasaydın oluyor, onu da bilin. O yüzden dolandırılmayın eğer mümkünse. Yani kişiye ait hesapları ödeme zaten yapmayın. Firmaya yapsanız, dolandırırsanız yine işiniz zor ve uzun, onu da söyleyeyim. İndirim linklerine tıklanmamalı. Allah'ım yaptığımız her şeyi yapmayın diye yazmışlar emniyetten efendim. İndirim linklerine tıklamıyorsunuz. Tatile giderken bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi Habertürk Televizyonu'nun referans programlarından geçiş oyunu ödüle layık görüldü. O haberle devam edeceğiz. İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen, 10. kez düzenlenen medya ödülleri töreninde ödül sahiplerini buldu. Mehmet Ayan, Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar'ın yer aldığı geçiş oyunu programı yılın en iyi spor programı seçildi. Ödül tüm Habertürk ailesi adına Dinel Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan aldı. Kısa bir reklam arası. Efendim süremizin sonuna geldik. Noktalayacağız. Ana haberi bizden hemen sonra Sena Alkan Açık ve Net'le karşınızda olacak. Yarın görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Hoşçakalın.